Schönen guten Tag, Rouge Bash, Bonus Dias, Kalimera. Merhabalar arkadaşlar, evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. İşte geldim, buradayım ve yeni bir haftalık bültenle karşınızdayım. Ve hatta böyle bir haftalık Almanya bültenini Kral FM tadında sunabilen ilk ve tek gazeteciniz ben Naren Şupar. Sizinle tekrar bir araya geldik arkadaşlar bu cuma gününde de. Şimdi bugün en önemli haberi, bütün haftaya bakıyoruz aslında ama bugün Almanya Dışişleri Bakanı Ankara'da olacak. Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşacak. İlk ziyareti kendisinin. Ama şu ana kadar, yani şu anda saat 14.25 ve herhangi bir haber girmediği için bununla ilgili bir şey diyemiyorum ama videonun sonunda ben tekrar bakacağım. Varsa videonun en sonuna ekleyeceğim bunu. Ama gelin isterseniz bütün hafta Almanya'da neler konuşuldu ona bir bakalım. Biliyorsunuz ben konuları böyle başlıklar halinde geçiyorum. Sonra time kodlara ekliyorum. Siz de izlemek istediğiniz haberleri tıkır tıkır böyle geçerek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tıkır tıkır ya da tık 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 şeklinde atlayarak geçebilirsiniz. Şimdi tabii ki hala Almanya'nın konuşmaya devam ettiği konu Rusya doğalgaz krizi. Sonra Avrupa Birliği Enerji Bakanları bir araya geldi. Buna bakacağız. Almanya Ukrayna'ya obüs gönderecek. Buna bakacağız. Tahıl koridoru anlaşmasına bakacağız. Enflasyon rakamlarına bakacağız. Hükümetin vaat ettiği yardım paketlerine bakacağız. İşsizlik rakamlarına bakacağız. Havaalanında biliyorsunuz çalışmak üzere Türkiye'den işçiler getirilmesi gibi bir şey vardı. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim sadece size. Konjonktüre dair rakamlar var. Buna bakacağız. Sonra biraz korona haberlerimiz var. Sağlık sigortası ile ilgili haberlerimiz var. Elektrikli araç almak isteyenlere biliyorsunuz devlet bir teşvik veriyordu. Bu teşvikler düşüyor. Buna bakacağız. Benzin fiyatlarına bakacağız. Almanya'da maalesef orman yangınları devam ediyor. Buna bakacağız. Sonrasında Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası bu hafta sonu, bu pazar Almanya, İngiltere karşı karşıya gelecekler. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum size. Sonrasında da Instagram'dan takip edenler bilir. Bu hafta içerisinde bir yere gitmiştim. Onun fotoğrafını paylaştım bugün sizlerle ve neden bunu paylaştığımı anlatacağım demiştim. Biri böyle nutuk verir gibi bir şey vardı. Ne yaptık orada ve benim gözlemlerim neydi? Çok ilginç bir tartışma kulübüydü aslında orası. Bununla ilgili bazı şeyleri anlatacağım size. Şimdi öncelikle gelin hemen Rusya'ya bakalım. Daha doğrusu davay davay diyelim ve Rusya'nın bize göndermeyeceğim dediği doğalgaz olayına bakalım. Biliyorsunuz haftalardır işte yok bizim işte orada bazı işlerimizin yapılması lazım, tadilat yapılması lazım falan filan böyle. %40 oranını da gönderdiler. Şimdi %20'ye düşürdüler bu oranı. İşte bizim türbinlerimiz gelmedi o yüzden tadilata devam edemiyoruz diyorlar. Siemens yetkili firma diyor ki biz göndereceğiz ama Rusya gerekli bir belgeleri bize göndermiyor. Şimdi ekonomi bakanı da artık dedi ki yani. Rusya yani sen de artık dedi yani 200'le oynuyorsun dedi. Putin 200'le oynuyor dedi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, kendisi biliyorsunuz Yeşiller Partili, ayrıca Başbakan'ın yardımcısı. Şimdi şöyle bir şey var. Ana haber bülteni Tagesschau demişler ki hani madem böyle hani Rusya sürekli diyor ki burada işte tadilat çalışmaları var bilmem ne bilmem ne gelip çekim yapalım demişler değil mi? Çok güzel, iyi bir fikir. Hayır demiş Rusya. Ya da niyet demiş büyük bir ihtimalle. Madem öyle gitsinler yani şeffaf bir şekilde gazeteciler çeksinler baksınlar gerçekten böyle bir durum var mı? Yani o yüzden Rusya zaten herkesin tahmin ettiği bir şey ama kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu yüzden Avrupa Birliği'nin enerji bakanları da bu hafta bir araya geldiler ve dediler ki okey arkadaşlar soğuk bir kış bizi bekliyor. Winter is coming yani o yüzden %15 oranında bütün böyle biz hep beraber bütün kızlar toplandık neye karar vardık %15 daha azaltalım doğalgaz şeyimizi dediler tüketimimizi. Sadece Macaristan hayır kardeşim falan dedi çünkü Macaristan'ın çok sorunlu bir ilişkisi var Rusya ile bir bağımlılığı var. Peki nasıl azaltacaklar bu tüketimi? Şimdi AB doğalgaz talebinin azaltılmasında hane halklarının sağlık ve savunma gibi kilit sektörlerin etkilenmemesini önleyecek şekilde olacakmış. Olası önlemler arasında sanayide yakıt değişimi, ulusal bilinci artıracak kampanyalar ve ısınma ve soğumayı düşürecek zorunluluklar getirilmesi planlanıyor. Yani ev sahiplerine büyük bir ihtimalle işte camları filmden de şunları iyi izole edin falan diyecekler. Bizde kampanyalar nasıl olacak? Bence mantıklı olur yani gerçekten insanlara bu konuda bilinçlendirmek de önemli. Çünkü biliyorsunuz bir iklim kriziyle gerçekten karşı karşıyayız. Neyse sonuç olarak görüyorsunuz yani ekonomi bakanımız kandıramazsın beni, durduramazsın beni diyor Rusya'ya. Ve şey dedi işte Moskova bunu duysun
Vur vur inlesin, Moskova dinlesin, Avrupa Birliği bölünmez dedi. Bu şekilde bir açıklaması oldu Robert Habeck'in. Tabii şimdi bu Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda ARD Deutschlandtrend bir anket yapmış. Ve bu ankete göre, bakın her ne kadar şey diyoruz işte Almanlar, ben geçen de Twitter'da paylaştım, şimdi yazın ortasında MediaMarkt'ta falan şu anda tükenen ürün neymiş biliyor musunuz? Elektrikli ısıtıcılar. Şimdi bunun farkındalar. Yani vatandaşlar soğuk bir kışa doğru gittiğimizde, daha doğrusu zorlu bir kışa doğru kışa yaklaştığımızın farkındalar ama buna rağmen bakın Almanların %58'i bu ankete göre Rusya'ya uygulanan yaptırımların doğru olduğunu düşünüyormuş. %33'ü ise buna karşı. Gerisi ne yapıyor? Gerisi kararsız. Bilmiyorum ya, kış gelsin öyle düşünürüz diyor diyenler bence onlar. Zaten kış gelince büyük bir ihtimalle herkesin fikri de değişecek. Bir iki bir donun. Donalım bakalım ondan sonra ne olacak? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce yaptırımlar doğru mu? Siz de yazın yorumlarda, ben de siz neler düşündüğünüzü öğreneyim. Evet, şimdi gelelim diğer haberimize. Şimdi tabii nükleer santrallerin Almanya'da tekrar açılması söz konusu. 3 tane toplam nükleer, topu topu 3 tane nükleer santralimiz var zaten arkadaşlar. 3. Yani bunların sonu işte bütün hepsi sene sonunda kapatılacaktı. Bir tanesi zaten şu anda sadece aktif. Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Ve şey deniliyor işte hükümet ve uzmanlar, bu konudaki yetkililer olası senaryoları hesaplıyorlar. Ve işte bir stres test yapıyorlar. Yani en kötü durumda nasıl senaryolar ortaya çıkabilir diye hesaplamalarda bulunuyorlar. Kendilerini bir şekilde hazırlıyorlar ama büyük bir ihtimalle aslında bu hükümet ve koalisyon içinde bir stres test olacak. Yani sanırım bu koalisyonun en kırılgan noktası bu olacak bu noktada. Bakalım, çünkü üçü de farklı yerlerden gelen partiler. Göreceğiz. Yazın ortasında, aman pardon, kışın ortasına geldiğimizde farklı bir görüş açısından göreceğiz bütün bu yaşamları büyük bir ihtimalle. Evet, savaşın etkisi hayatımıza devam ediyor ve devam edecek de. Buna rağmen Almanya şu anda Ukrayna'ya obüsler gönderecek. Panzerhaubitze 2000 tipi kundağı motorlu obüslerin gönderilmesine dair bir karar alındı. Savaş ekonomisi gördüğünüz gibi devreye girdi. Hadi bakalım, sonumuz hayırlı olsun diyorum. Savaşın bir diğer etkisi de hayatlarımıza tahıl koridoruydu. Daha doğrusu gıda tedariğindeki sorunlardı. Bununla ilgili biliyorsunuz Türkiye'de bir tahıl koridoru anlaşması imzalandı. Ukrayna tahılın dünya pazarlarına ulaştırılmasını Ukrayna'da tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını hedefleyen bu anlaşma nasıl işleyecek peki? 1. Karadeniz'de güvenli geçiş koridorları açılacak. 2. Gemilerin ortak denetimi için İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulacak. 3. Rusya ve Ukrayna'dan gemilere saldırmama garantisi alınacakmış. Evet, diğer yandan şimdi biz tabii böyle birazcık tuzumuz kuru açıkçası. Her ne kadar bu gıda tedariğindeki sorunlar bizi etkilese de bir Afrika kadar etkilenmiyoruz. Yani gerçekten bu tahılların oraya ulaşamaması, zaten orada işte geçen de bir haber vardı yine. Kenya'da arkadaşlar bakın 3 yıldır yağmur yağmıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıldır ya. Yani ben şimdi bu sıcaklığın Berlin'e nasıl yansıdığını görüyorum. Bazen böyle parklara gittiğinizde çimlere bakın. Ya ben bunu genellikle Türkiye'de falan tatil bölgelerinde görmeye alışkınım ya da sıcak ülkelerde. Çimlerin böyle sararması, kuruması. Ben bunu Berlin'de ilk defa görüyorum. Ve işte Kenya'dan böyle görüntüler var. İşte ağaçlardan acı bazı şeyler topluyorlar. Şöyle bitkiler. Ve bu şekilde hayatta kalıyor insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Su yok yani, yağmur yok, su yok. Hayvanları ölüyor, hayvancılık yapamıyorlar. İşte bir tane böyle bir inekti, ölmüş, orada kalmış ve işte yapacak bir şey yok. Zaten bir deri, bir kemik kalmış zaten yani hayvanda. Yani arkadaşlar, sadece bu Euro merkezli görüş açımız olmamalı. Yani bu dünyanın birçok, hani Avrupa Birliği'nin çok iyi yönleri var ama bazı kötü tarafları da var. Yapısal olarak Afrika gibi ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin bu noktada olmalarının nedenlerinden birisi de belki de AB ile olan ilişkileri ve işte dünyada böyle bir denge var. Burada çokça var her şey, orada da hiçbir şey yok yani. Evet, büyük bir adaletsizlik diyoruz ve
devam ediyoruz Almanya ekonomisine bakmaya. Şimdi enflasyon yükseldi biliyorsunuz ama son zamanlarda işte düşüşe geçtiği söyleniliyor. Federal İstatistik Dairesi tarafından verilen bilgilere göre %7.5 şu anda. Euro bölgesinde de rekor bir enflasyon oranına ulaşmışız. O da %8.9 olmuş arkadaşlar. Şimdi o yüzden hükümet bazı adımlar atacağını söyledi, vaat ediyor. İşte başbakan mesela dedi ki kira yardımında bulunacağız. Hatta işte Twitter'da you will never walk alone yazmıştı. Asla yalnız yürümeyeceksin. Hadi bakalım diyorum ya, işte şeyin Merkel'den farklı bir iletişim stratejisi var kendisinin. Başbakanın partisi Sosyal Demokratlar da diyorlar ki doğalgaz faturalarına yardım yapalım. İşte Almanya'da mesela işte 2 ay kiranızı ödemediğinizde ev sahibinin sizi evden çıkarabilme gibi bir hakkı var. Sosyal dernekler de diyor ki yardımlar için 2023'ü beklemeyin. Çünkü işte hükümet şey diyor, 2023 Ocak ayından itibaren beklemeyin. Kimsenin bekleyecek zamanı yok. Hali de kalmadı. Sonbahardan itibaren bu yardımları vermeye çalışın diyor ama tabii bu durumda da kim işin içine giriyor? Çiçeği burnunda damat Maliye Bakanımız. Kendisi biliyorsunuz Hür Demokrat, FDP'li Christian Lindner dedi ki hayır, devlet yeni borç almayacak. Hükümet olarak buna izin vermiyoruz. Almanya'da biliyorsunuz yıllardır bir borç freni vardı. Biz frene bastık diyor yani. Artık bundan sonra devlet borç falan alamaz ama dar gelirli vatandaşlara ve çalışan kişilere destek vereceğiz diyor. Bakalım nasıl olacak? Vatandaş zaten kemer sıkıyor. Yani ilginç bir anket daha gördüm. Şimdi Almanlar nereye elinde olan parayı, az parayı nereye vereceğini işte düşünüyor falan. Harcamalar ne tarafa yönlenmiş? İşte gıdadan kısıyor mesela ama tatile çıkıyor. Böyle bir enteresan bir şey, anketti bence bu anket sonucu. Twitter'da bahsetmiştim şey, yani gerçekten önceliklerle alakalı. Hem önceliklerle alakalı hem de içinde yaşadığınız ülkenin Almanya olmasıyla alakalı bir şey. Yani deniz yok, hava işte bir 2-3 gündür zaten böyle bir sıcak bir soğuk, insanın böyle ruhsal dengesini bozan bir hava. İnsanlar zaten böyle asık suratlı, neyse fazla genellemeye geçmeyeyim, çok sevmiyorum biliyorsunuz genellemeleri ama insanların tatile gitmesi normal, gitmek istemesi. Yani bu arada siz de çok gitmişsinizdir diye düşünüyorum yani, çünkü 2 senedir pandemi nedeniyle gidemeyen herkesin ben bu sene gittiğini düşünüyorum. Ben Berlin'de Kreuzberg'e gidiyorum mesela, normalde orada sokaklarda böyle park edecek yer bulamazsınız, her taraf boş. Yani ben sırf buradan bile biliyorum, görüyorum yani herkesin tatile gittiğini. Evet, şimdi İşsizlik durumuna bakalım Almanya'da. Federal İş Ajansı Bundesagentur für Arbeit demiş ki Almanya'da 2,5 milyon işsiz var. Ama diyorlar işte bu rakamların yüksek çıkmasının nedenlerinden biri de Ukraynalıların, işte savaş sonrası Almanya'ya gelen Ukraynalıların da iş arayanlar olarak istatistiklere yansımasından dolayı bu kadar yüksek çıkıyor diyorlar. İşsizlik oranı %5.4 Almanya'da şu anda arkadaşlar. Bir yanda işsizlik oranı yüksek, diğer yandan da şirketler, firmalar, üreticiler diyorlar ki biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bakın şimdi şu anda mesela Almanya'da 881 bin şey var, Stellenausschreibung, yani iş ilanı var ama işçi bulunamıyor. Bu geçtiğimiz seneye baktığımızda hani ne kadar bir artış olmuş diye. Geçtiğimiz senenin sayısından 136 bin daha fazla. Hiç az bir rakam değil bence. Gerçekten hiç az değil. Şimdi bu biliyorsunuz işte havaalanlarında çalışmak üzere Türkiye'den işçi getirilsin falan denmişti. Biliyorsunuz bununla ilgili ben hala araştırıyorum. Ulaştırma Bakanlığı ile görüşme halindeyim şu anda. Kesinleşmediği için şu anda bir bilgi vermek istiyorum. Kesinleştikten sonra sağlam bilgiyi vereceğim, doğru bilgiyi vereceğim size. Ama arkadaşlar bu konuda da bir şey söylemek istiyorum. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi ilginç bir şey oldu. Ben bu konuyla ilgili konuşmaya başladıktan sonra birkaç kişiden bana mailler geldi. İşte biz şöyle bir şirketiz, Türkiye'den insanları getiriyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan. Yayına çıkalım, konuşalım. Şimdi ben biliyorsunuz bu YouTube kanalından, yani ben geçtiğimiz sene 1000 euro falan aldım. Bu hiçbir şey değil. Yani benim zaten evimin kirası 900 euro. YouTube'dan bir gelir olmadığı için reklamları ve işbirliklerini her zaman açığım.
Ama şimdi benim kanalımda reklam verebilecek insanların da belli ya da şirketlerin de belli şirketler olmasına dikkat ediyorum. Yani en azından güvenilir bir şey. Şimdi ben bunlardan birkaç tanesini böyle araştırdım. Ve şöyle bir intibaya kapıldım. Şöyle bir izlenim edindim. Bunlar gerçekten böyle Türkiye'den özellikle izleyenler varsa sizin buraya gelme hayalleriniz galiba böyle biraz da sahtekarlık yaparak işte biz götürüyoruz falan filan diyen insanlar. Ama burada ne bir şirket olarak şeyleri var, kayıtları var Almanya'da. Çünkü ben baktım böyle hani kim bu şirketler, nedir yani, hatta bazılarının şirket ismi bile yoktu. Birkaç yere baktım böyle ama bu adamlar hakkında yapılan haberler var. Yani işte deniyor ki onlar getirdi, şu şirket getirdi. Ama şirketi arıyorsun, şirketle ilgili hiçbir bilgi bulamıyorsun. Bu yüzden böyle kişileri tabii ki bu YouTube kanalımda, benim kanalımda göremezsiniz. Araştırıyorum, ediyorum bu konuda ve size de çok dikkatli olmanız konusunda size de bu tavsiyede bulunmak istedim arkadaşlar. Evet, havaalanları dedik ama tabii pandemi sürecinde işten çıkarılan birçok kişi olmuştu. Ama şey de biliyoruz yani çalışma şartlarının çok zor olduğuna dair sendikalarda açıklamalar yapıyorlar. Ve o yüzden işte Verdi Sendikası dedi ki biz zam istiyoruz. %9.5 oranında bir zam istiyoruz dediler. Lufthansa, Alman Havayolu Şirketi biliyorsunuz, onlarla görüşüyorlar. Ve Lufthansa diyor ki hayır, gerek yok, biz vermiyoruz falan dediler. İşte Verdi diyor ki 350 euroluk bir şey. Yani anladığım kadarıyla, haberlere yansıyan kadarıyla ortalama bir maaş 3000 euroymuş. Şimdi Verdi Sendikası diyor ki 350 euroluk bir artış istiyoruz. Lufthansa diyor ki hayır, 250'ye, en fazla 250'ye kadar çıkabiliriz biz falan. Böyle bir tartışma var yani. Ve bütün grevlerde olduğu gibi işçiler biz daha fazla istiyoruz. İşveren de şey diyor, gerek yok bu greve diyor. Bence greve her zaman haklıdır arkadaşlar. Her zaman haklıdır. Greve gidenler de haklıdır. O yüzden anlayışla karşılamak lazım onların bu taleplerini ve hak verilmez, alınır. O yüzden onların da hakkı, gitsinler, grevlerini yapsınlar, istedikleri maaşı alsınlar diyorum ben. Bu benim şahsi görüşüm. Evet, şimdi Federal İstatistik Dairesi'nin verdiği bir bilgi daha var, ona da bakalım. Konjonktür durdu diyor Almanya'da. İşte sebepleri de pandemi biliyorsunuz. Ukrayna'daki savaş, bir de tedarik zincirindeki sıkıntılar. Ya bir şey söyleyeceğim bu şeyle ilgili. Diyelim ki Türkiye'den geleceksiniz, uçaklarınızda gecikmeler oluyor, iptaller olabilir ya da herhangi bir grev durumunda falan. Böyle durumlarda arkadaşlar Türkiye için geçerli değil ama Avrupa Birliği içerisinde geçerli bir şey var. Eğer sizin işte saat 3 saat aşan bir bekleme süreciniz olduysa havayolu şirketleri AB dahilindeki ülkelerde size tazminat ödemek zorunda. Böyle de bir bilgi, haberiniz olsun. Bütün belgelerinizi, ne bileyim işte orada konaklama yapmışsınız ya da havaalanında uzun saatler beklediyseniz ve bu yüzden bir şeyler yediniz, içtiyseniz biliyorsunuz havayollarında, çünkü havalimanlarında çok daha pahalı her şey. Bütün bunların belgelerini tutun. Buraya geldiğinizde şey yapabilirsiniz. Onlar için tazminat alabilirsiniz. Diğer yandan işte konjonktür durdu diyor Federal İstatistik Dairesi de. Amcamın oğluymuş gibi konuştum şu anda. O da öyle diyor, işte konjonktür durdu diyor Almanya'da. Tedarik zincirindeki sıkıntılar, Ukrayna'daki savaş ve pandemi nedeniyle böyle bir şey var. Almanya'daki gayri safi milli gelir yılın birinci çeyreğine göre hiç artmamış. Bu Almanya için büyük bir sorun tabii ki. Ve diyorlar ki işte duruyor, büyümüyoruz artık. Diğer yandan da bu sürekli bu tip şeylerin böyle büyüme üzerinden ölçülmesini ben yanlış buluyorum şahsen. Çünkü neden diye soracaksınız. Hele bir sor, niye? Bir yandan biliyorsunuz bu sistem çok böyle iklime zarar veren bir sistem. Yeraltı kaynaklarını sömüren, zarar veren bir sistem. İşte iklime zarar veren bir sistem. Mesela Almanya'da şimdi çiftçiler diyor ki, biz diyorlar bir dahaki seneye çok daha az bir hasat alabileceğiz diyorlar. Ya da ne bileyim işte insanların sürekli çalıştığı, zor şartlar altında çalıştığı ve bu yüzden sürekli hastalandığı bir sistem. Sürekli büyüyelim, yani nereye kadar büyüyebiliriz? Sonuçta bu dünyada bir yüz ölçümü var, yani belli kaynaklarımız var, onlar sınırlı, bir insan gücü var, bu sınırlı. O yüzden ben aslında bu büyüme kavramını biraz da eleştirel görmekten yanayım. Çünkü sürekli böyle bir şeyin peşinde koşuyoruz. Sürekli böyle bir şeyler büyüsün, bunu hani scalable yapalım falan.
Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bahsettiğim işte Instagram'da da paylaştığım bu tartışma kulübünde bununla ilgili bir konu vardı. En sonunda, videonun en sonunda bahsedeceğim ondan. Evet, şimdi gelelim bıktık koronaya. Koronayla ilgili arkadaşlar şimdiden bir şey tartışması çıktı. İşte sonbaharda tekrar maske mecburiyeti gelsin mi gelmesin mi? Buna karşı çıkan tek parti şu anda Hür Demokratlar, FDP yani hayır maske mecburiyeti gelmesin diyorlar. Diğer yandan Sağlık Bakanımız, Sosyal Demokrat Sağlık Bakanımız, Sosyal Demokrat Partili ve Yeşiller şeyi de söylüyorlar. İşte bir izolasyonspflicht denilen yani diyelim ki siz korona oldunuz. Şimdiye kadar işte evde kaç gün kalacaktınız? Yani 5 gün, 10 gün falan böyle rakamlar değişti ya bir ara. Bu iki parti diyor ki böyle bir eğer siz korona olursanız mecburen evde kalmanız gereken gün sayısı 5 olsun. Bu konuda da tartışmalar var şu anda. Olacak mı gerçekten, olmayacak mı? Bakacağız ve göreceğiz yani. Sağlık sektöründe diğer yandan bir aşı mecburiyeti tartışması vardı. Biliyorsunuz bu hayata geçirilmişti. Şimdi Alman Hastaneler Birliği diyor ki bu aşı mecburiyetini kaldırın artık. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani sağlık personelinin tabii ki bu mesleği seçtiğinizde böyle bir pandemi olacağını bilemezsiniz ama yine de sağlığını size emanet eden insanlar size geldiğinde sizin onları bence böyle bir sorumluluğunuz var. Her türlü hastalıktan koruma gibi bir sorumluluğunuz var ve bu noktada onların da aşı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, bu koronanın hayatımıza ne gibi etkileri olacak daha diye düşünürken Federal İstatistik Dairesi'nin verileri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki işte bu pandemi çocukların, yeni doğan bebeklerin ortalama yaş yaşam süresini kısaltacak. Bu kız çocuklarında 0.6 yıl, erkeklerde ise 0.4 yıl kadar bir gerilemeye neden olacakmış. Evet, bebişlerin resmini Twitter'da paylaşmıştım. Görenler olmuştur belki. Şimdi sağlık sisteminden gidiyoruz. Sağlık sigortalarına bir bakalım. Onların primleri arttırılmış. Bir rekor bir prim oranından bahsediyorum şimdi size arkadaşlar. Yani brüt maaşınızın, bakın Almanya'da sağlık sigortası için brüt maaşınızın %16.2'sini vereceksiniz sigortalarınıza. Evet, fena. Diğer yandan da tıkır tıkır işleyen bir sağlık sistemi var. Her ne kadar tabii bazen kötü durumlar, hatalar, şunlar bunlar yapılıyorsa da birçok yani dünyanın birçok ülkesine göre çok daha iyi bir sağlık sistemimiz var. Bu çok önemli bir şey bence. Ama bunun nedeni ne diye sormak gerek tabii ki. Birincisi demografik gerileme. Yani Almanya'da şu anda işte doğanların sayısı azalıyor ve o yüzden sağlık sistemine prim ödeyen gençlerin sayısı azalıyor. Hatta şöyle bir şey vardı Twitter'da paylaşmıştım işte 18-24 yaş arası Almanya'da şu anda yani genç nüfus hiç olmadığı kadar azmış. Yani Türkiye'de mesela ben bunu çok seviyorum. Dışarı çıkıyorsunuz her yer, her tarafta insanlar, genç insanları görüyorsunuz. Almanya'da tam tersi çıkıyorsun sürekli yaşlı insanları görüyorsunuz mesela. Ya da markete genellikle benim yaptığım yani ben gözlemliyorum, sizin de böyle bir gözleminiz varsa yazın tabii. Markete ya da doktora sırf evde kalmamak için, birkaç insanla konuşabilmek için, sıkıldığı için evden çıkan, markete, doktora giden yaşlılar olduğunu görüyorum. Yani çok üzücü bir durum yani. Şimdi bu İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 83.2 milyon nüfuslu Almanya'da genç nüfusun oranı sadece %10'muş. Tabii bunun da farklı nedenleri var. Yani gençler neden yok diye. Çünkü kimse çocuk yapmıyor yani. O kadar ilginç bir sistem ki çalış sisteminde insanlar tabii ki çocuk yapmak istemez. Kreşe göndereceksin, kreş yok. Kreşe gönderiyorsun, orada çalışacak pedagog yok yani. Neden insan, nasıl yapsın yani insanlar çocuk? Diğer yandan bu sağlık primlerinin, sigortası primlerinin artmasının bir nedeni daha varmış. O da şey, işte yaşlı nüfus arttıkça tedavi şeyleri de, masrafları da artıyormuş ve daha masraflı tedavi yöntemleri de çıktığı için insanlar tabii ki bunu da kullanıyorlar ve bu yüzden de böyle bir artış varmış sağlık sigortasında. Evet, gördüğünüz gibi aslında birçok şey böyle konular hep birbiriyle bağlantılı yani. Evet, şimdi gelelim benim çok üzüldüğüm bir duruma, çok da yanlış bulduğum bir duruma.
Almanya'da biliyorsunuz elektrikli araç almak istediğinizde devlet tarafından verilen bir premie vardı, bir teşvik vardı. Şimdi bu teşviğin 2023'ten itibaren düşürülecekmiş bu teşvik. Bakın yeni araçlarda mesela işte eğer almak istediğiniz araç 40 bin euroya kadar bir fiyata sahipse eskiden 6 bin euro destek alabiliyormuşsunuz. 2023'ten itibaren 4500 euro olacakmış bu. Eğer aracınız 50 bin euro ve üstü fiyatındaysa, 50 bin eurodan daha pahalıysa eskiden 5 bin euro yardım alabiliyormuşsunuz. Bundan sonra 3 bin olacak. Neden? Neden? Neden yani? Hani iklim krizi şöyle diyoruz, elektrikli araçlar olsun diyoruz, doğalgaza bağımlılık olmasın, benzin fiyatları arttı, petrol şöyle böyle. Neden böyle mantıksız bir karar? Anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası. Şimdi benzinin fiyatına bakıyorsunuz, hani hatırlar mısınız yazın başında hükümet dedi ki işte tamam enflasyon çok arttı, benzinde bir indirime gidelim, insanlara bir indirim verelim. Gerçekten de işte bu hafta bazı veriler vardı, ADAT'ye vermişti, ADAK diye yazılıyor ya. İşte benzinin litresi E10, benzinin litresi 3.9 sent gerilemiş ve 1.75 euro olmuş. Dizelde ise 3.5 sent gerileme olmuş ve 1.93 euro üzerinden satılmış. Yani Şubat ayındaki savaş başlamadan önceki fiyatlarmış bunlar. Ama ADAT şunu diyor ki işte devletin verdiği yardımları şirketler cebe indirdi ama bunun hepsini halka yansıtmadı. Yani benzin istasyonlarına da yansıtmadılar diyorlar ve eleştiriyorlar o yüzden. Evet. Çünkü neden? Çünkü bir iklim krizi var arkadaşlar. Almanya'da bakın hani mesela bizim Türkiye'den, Yunanistan'dan falan görmeye alışık olduğumuz bu orman yangınları bu sene Almanya'da da çok var. Brandenburg eyaletinde mesela ya da Sächsische Schweiz'da 1200 futbol stadyumu büyüklüğünde orman yanmış. Bu sadece orman, sadece ağaç değil. Orada yaşayan canlılar yani onlar da yanıyorlar, ölüyorlar yani. Çok önemli bir konu ya bu gerçekten önümüzdeki aylarda, yıllarda çocuklarınız varsa çocuklarınızın ömrü boyunca uğraşacağı en büyük sorun olacak bu. Kim demişti bunu ya? En büyük sorunumuz şu anda Dışişleri Bakanı mıydı, Baerbock muydu? En büyük güvenlik tehlikesi şu anda korona değil, iklim krizi demişti. Bence de öyle diyorum ve şey haberimize geçelim. Avrupa'da Kadınlar Euro 2022 var biliyorsunuz. Bu pazar Almanya, İngiltere karşısında oynanacak final. Yalnız Almanya'nın şöyle bir durumu var. Şimdiye kadar 8 kez şampiyon olmuş Almanya. İlginç, enteresan. Ama yine de futbol bir erkek sporu olarak görüldüğü için bazı eşitsizlikler var bu konuda arkadaşlar. Mesela işte şeyde Avrupa çapında Avrupa finallerinde Euro 22'deki kadınlara ve işte erkeklere ne kadar finaller sonunda ödül veriliyor diye baktığımızda şimdi size rakamları söyleyeyim arkadaşlar. Kadınlar sadece 60 bin euro almış takım olarak yani hani takım olarak alıyorsunuz bunu. Erkeklerde ise 400 bin euro olmuş imiş bu rakam. Yani 60 bin ve 400 bin. Çok büyük bir eşitsizlik. Yani şimdi diyeceksiniz ki ama işte futbol bir erkek sporu. O yüzden çok daha fazla izleyeni var. İşte onun yayınlarını yapan televizyon kanalları çok daha fazla reklam alıyorlar. Gelirleri daha yüksek. Diyeceksiniz şu anda. Ama kimin söylediğini hatırlamıyorum ama şöyle bir argüman var. En azından Almanya nezdinde bunu söyleyebiliriz. Şimdi DFB biliyorsunuz Alman Futbol Federasyonu bir dernek. Çok büyük bir dernek ama sonuç itibariyle bir dernek. Ve derneklerin özelliği nedir? Toplum yararına, kamuoyu yararına bir şey yaparsın devlet. Yani o yüzden derneksin ve o yüzden sana devlet diyor ki tamam işte senin ne bileyim vergin daha düşük ya da hiç vergi ödemiyorsun bazı durumlarda falan. Şimdi o yüzden böyle bir derneğin, böyle bir federasyonun kadın futbolunu da desteklemesi gerekir. Eşitlik sağlaması gerekir. Ya işte kadınlar uzun yıllar oynamadılar, şimdi yeni oynamaya başladılar, birkaç senelik bir şeyden bahsediyoruz falan diye böyle açıklanabilecek bir durum değil aslında. Böyle bir dernekseniz kamuoyu yararına bir şey yapmak zorundasınız sonuçta. Diğer yandan aslında birazcık baktığımda kadın futbolunun yani en başından beri böyle erkekler sadece futbol oynar diye bir şey yokmuş. Kadınların da oynadığı bir dönem varmış ama sonrasında yasaklanmış.
Almanya'da 70'li yıllar sonrasında kadınlar tekrar futbol oynama iznine sahip olmuşlar. Hatta en başlarda 90 dakikalık değil, sadece 30 dakikalık maçlar yapılıyormuş. Enteresan yani. Böyle de hani en başta şey ne dedik? Bu Lufthansa'nın işçileri hakkında hak verilmez alınır. Kadınların da böyle işte gördüğünüz gibi yıllar hatta yüzyıllar süren çabalar sonrasında işte hayır biz de böyleyiz, bizim de eşit haklara ihtiyacımız var falan filan. Bazen de şey düşünüyorum ya. Yani hala bu tip şeyleri konuşulmamız ne kadar acı değil mi? Yani Almanya gibi modern bir ülkeden bahsediyorsunuz, sanayileşmiş bir ülkeden bahsediyorsunuz. Kadın erkek eşitliği kağıtta anayasa öyle tamam. Ama gerçek hayata baktığımızda böyle değil. Ya böyle değil. Ya en basit örneğini şuna vereyim. Hala mesela ev işlerinin kadın tarafından yapılması gerektiğine dair düşünce. Neden ya neden? Yani bu hala kadınlardan beklenen bir şey. Siz kadınsınız yapın. Neden? Elin ayağın yok mu senin? Sen de yapabilirsin yani sonuçta. Hala bunları konuşuyoruz ya gerçekten. Çok maalesef hala çok geri kafalı bir toplumuz. Sadece erkeklere söylemiyorum. Bakın şöyle bir şey de var. Bazı kadınlar da bunun bir meziyet olduğunu düşünüyor. Tabii ki ben yaparım. Gönülden isterseniz tabii ki yapın. Özel ilişkiler. Hiç kimsenin hiçbir şey söyleme hakkımız yok bunu. Yapmak istiyorsunuz yapın. Ben daha mutlu oluyorum dersiniz tamam. Ama şunu düşünün bir de. Yani biraz da kadınlarda bu noktada suçu görüyorum. Bu şekilde eğitilmiş olduğunuzun farkında mısınız? Bunun size bir kadınlıkmış gibi gösterildiğinin farkında mısınız? Çünkü siz diyorsunuz ki yetişirken, bu toplumda böyle bir şey var. İster istemez çocuk olarak bunun bilinçaltınızda bu şekilde yetiştiriliyorsunuz. Bir kadından beklenen bu. O yüzden ben bunu yapayım. Yaparken de mutlu oluyorum. Çünkü hani kafada şey var. Bir kadın bunu yapmalı. Bunu yapan kadın iyi kadındır diye bir düşünce oluyor. O yüzden bence kadınların da kendilerine böyle bir durup dışarıdan böyle bir şekilde bakmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Tacizane benim fikrim. Fikirlerinizi yazın yorumlar kısmına. Evet, bu enteresan bir şeydi. Bu arada 2023 yılından itibaren trans ve biner kişilerde, bireylerde şöyle bir hakka sahip olabilecekmiş arkadaşlar. Kadınlar ya da erkeklerden oluşan takımlarda oynayıp oynamayacaklarına bu bireyler kendileri karar verecek. Bu önemli bir şey. Çünkü bu da çok önemli bir şey değil mi? Yani herhalde futbol kadının ve erkeğin bu şekilde böyle kesin ve net olarak ayrıştırıldığı en büyük spor dalı herhalde yani. Bu açıdan da futbol ilginç. Ben ilgilenmiyorum açıkçası. Hiç ilgilenmiyorum hatta. Neyse pazar günü final var ve İngiltere'de yapılacak finale Almanya Başbakanı Olaf Scholz de katılacakmış diyoruz. Ve şimdi Instagram'da paylaştığım son habere geliyorum arkadaşlar. Daha doğrusu resme. Şimdi Instagram'da nasıl bir resim paylaşmıştım? Bugün paylaştım. Şimdi ben bir kafeye gittim. Kafede bir tartışma kulübü var arkadaşlar işte. Normal bir kafe. İçeriye girdiğinizde böyle iki tarafa kafede bulunan masaları böyle sıralamışlar. İşte bir konu var, konu hakkında tartışılacak. Bir taraf hükümetin politikasını, yani hükümetmişçesine konuşuyor. Diğer tarafta muhalefet olarak konuşuyor. Ortada da böyle kararsız kalan birkaç kişi var. Onlar da dinleyici olarak oradalar. Şimdi bir hafta öncesinden size bir mail şeyleri var onların, newsletterleri var. İşte pazar günden size deniyor ki bu hafta bu konuyu konuşacağız. Çarşamba günü, çarşambaydı galiba ben gittiğimde oraya. Gidiyorsunuz oraya ve deniliyor ki işte konumuz bu. Hani sen hangi tarafa geçmek istiyorsun? Sen hangi tarafa geçmek istiyorsun? Bazı durumlarda böyle hani birçok kişi yani eğer grupta şöyle bir dinamik oluşuyorsa, herkes bir tezi savunmak istiyorsa eğer mecburen iki farklı gruba ayrılıyorlar ve ister istemez siz hani diğer perspektiften de görmek zorundasınız ve tartışmak zorundasınız bunu. İki gruba ayrılıyorlar ve bu haftanın konusu da şeydi, temel güvence. Şimdi Almanya'da hep böyle bir tartışma var ya, daha doğrusu sanayileşmiş bir ülke olunca bir noktadan sonra sanayide de böyle bir bazı şeyler değişecek ve işte otomasyon, robotlar yapacak birçok işi. İş gücüne ihtiyaç kalmayacak ve soru şu, bu kadar insan işsiz kaldığında ne olacak? Yani tembelleşecekler mi? Tembelleşirlerse akıllarına ne gibi şeyler gelecek, neler yapacaklar? Bizim için acaba bir güvenlik problemi de olabilir mi bu insanlar? Ya da daha mı yaratıcı olacaklar? Daha mı mutlu olacaklar? Böyle bir şey Berlin'de denendi aslında bundan 2 sene önce. Ve işte denildi ki bir şey yapacağız.
böyle çekiliş yapacağız. 120 kişiye ayda 1000 euro biz vereceğiz. 1000 euro vereceğiz, bakalım ne yapıyorsunuz? Ve bunu yapan herhangi böyle bir uçuk kaçık bir fikir değildi. Bunun arkasında uzmanlar vardı, psikologlar vardı, bu fikri savunan, ondan sonra işte toplumla ilgili araştırmalar yapan sosyologlar vardı. Hatta en önemli partnerlerden birisi de bununla ilgili Ekonomi Araştırmalar Enstitüsü'ydü Almanya'daki. Neyse işte gittim orada, bu grup, iki grup işte tartışıyorlar falan. Ben de dinleyici olarak katıldım çünkü ben çok geç gitmiştim oraya. Ondan sonra işte iki taraf tartışırken dinleyicilerden birisi dedi ki, ben dedi işte sizin argümanlarınızı dinledim ama ben kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum size. İşte ben Berlin'de böyle bir deney yapıldığında ben de oraya katıldım. 1000 euroyu alan kişilerden birisi de benim. Ve ne yaşadığımı, ne hissettiğimi size anlatacağım. Dedi ki işte Almanya'da biz hep böyle sürekli çalış 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 diye bir mentaliteye sahibiz. O yüzden böyle bir 5 dakika oturduğunuzda, 1 saat oturduğunuzda hani ben bir şey yapmam lazım aslında, bir şeye gitmem lazım, bir yere çalışmam lazım falan gibi bir his var. Ki çok doğru, ben çok katılıyorum buna. O yüzden dedi, benim mesela ben arkadaşlarıma şey dedim ya, ben 1000 euro alacağım, çalışmayacağım artık falan dediğimde önce bir dışlandım. Dışladılar beni. Nasıl olur yani, sen devletten geçineceksin, parazit gibi devletten yardım alacaksın falan gibi böyle kendisini dışlamışlar. Sonra ben işte bayağı bir bocaladım. Yani işe gitmiyorum, nasıl yapayım, günüme nasıl bir yön vereyim, sabah kalkıyorsun, hani ne yapmam gerek bilmiyorsun, bir şey bocaladım dedi bir dönem. Ama ondan sonra kendi kendime dedim ki okey, yani hani benim bir sene zamanım var. Ne yapmak istediğime odaklanmam lazım. Beni ne mutlu edecekse onu yaptım. Mesela dedi, ben çocukken oyuncu olmak istiyordum. Böyle bir hayalim vardı. Ama ondan para kazanamam diye o hayalimi bırakmıştım. Peşinden gitmemiştim. Ben diyor işte oturdum, ajanslara mailler attım. Böyle böyle küçük roller de olsa yaparım falan dedim. Bu sefer gerçekten oyuncu olarak birkaç filmde oynamış. Şimdi dedi ki, şöyle güzel bir cümle kurdu. Ben parayı bıraktım ve bu sefer para bana geldi. Gittiği oyunlarda, çekimlerde işte falan böyle, hem tiyatroda hem sinemada 300 euro gibi bir para almış. Dedi ki 300 euro ben kendi işimle kazanmıyordum. Oraya gidiyordum, çok daha mutlu bir şekilde gidiyordum. Ve ikinci argümanı da şuydu. Dedi ki ben çalışırken, iş yerine giderken hep böyle kendimi kötü hissediyordum. Sürekli başım ağrıyordu ve hep böyle krank yapıyordum. Yani işte işe gitmiyordum, doktora gidiyordum, şey alıyordum, belge alıyordum ve işe gitmiyordum. Sigorta ödüyor çünkü biliyorsunuz. Dedi ki ben birdenbire daha sağlıklı hissettim kendimi. Çünkü daha mutluydum, daha az doktora gittim. Çok ilginç. Daha az doktora gittim ve bu yüzden ben sağlık sistemine de bir yük olmaktan çıktım dedi. Yani bütün o şeylerden sonra gerçekten bunu yaşamış ve tecrübe etmiş birinin düşünceleri çok çok önemliydi. Benim için de çok ilginç oldu açıkçası. Ben hiç böyle birisiyle tanışmamıştım. Bu tartışma kulübü çok güzel bir gelenek aslında. Bazı kafelerde var Berlin'de. Ya bu konularda şöyle bir şey var tabii ki. Ben kesinlikle bundan sonraki toplumların nasıl olacağına dair bu tip eksperimentlerin yapılmasından yanayım. Çok mantıklı ve doğru da olduğunu düşünüyorum. Bundan çıkarılacak birçok ders var. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Toplum nasıl olmalı, nasıl bir topluma sahip olacağız diye. Bunun hazırlığı yavaş yavaş. Gelişmiş ülkeler buna kendini hazırlamak durumunda bence yavaş yavaş. Ama bu tip tartışmalarda hep şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu tip konularda herkes kendinden yola çıkarak bir konuya baktığı için diğer tarafın argümanları bir noktadan sonra sizin için anlaşılmaz oluyor. Çünkü sen hep kendi perspektifinden bakıyorsun ve diyorsun ki hayır, ben yani çalışmak istiyorum. Çalışmak çok mantıklı bir şey. Neden çalışılmasın? Hani ben parazit miyim dediğin için ve olaya sadece buradan kendi pencerenden baktığın için diğer tarafı anlamakta zorlanıyorsun. O yüzden aslında bu eksperimentte yapıldığı gibi bunun uzmanlar tarafından, psikologlar tarafından, gerçekten böyle sosyologlar tarafından, ekonomi araştırmaları yapan enstitüler tarafından, kurumlar tarafından böyle altının dolduruluyor olması önemli. Ama bu haftanın videosunu da bu şekilde bitirmek istedim. Böyle bazen düşünmek gerekiyor yani. Ben bugün gittiğim işe sahip olmasaydım, başka bir şey yapsaydım ya da hiç işe gitmek zorunda kalmasaydım ve ekonomik olarak da istediğim ya da şu ana kadar yaşadığım hayatı idame ettirebilecek güce sahip olsaydım,
arkadaşlar, düşünmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl bir hayata sahip olurdum? Neler yapardım? İşe giderken sabah erken kalkıyordum, kalkar mıydım? Yoksa başka bir şey mi yapardım? Daha mı geç mi uyurdum? Daha geç uyanırdım? Beni mutlu eden şey ne olurdu? Bu bazen aslında ben neden mutlu olurum? Neyi yapmak istiyorum? Neyi yapmak istiyorum aslında? Çok basit bir soru değil mi? O kadar basit bir soru ki cevabından çok korkuyoruz. Çünkü şu ana kadar bu soruyla hiç yetiştirilmediğimiz, ne eğitim sisteminde, ne iş hayatında, ne aile ortamında çok fazla bu soruya odaklanmadığımız için belli böyle şekillerde hayatlarımız ilerliyor. Bu yüzden belki de birçok insan bir noktaya geldiğinde bir dakika ya, hani edindiğim meslek, kurduğum hayat aslında beni mutlu etmiyor noktasına geliyor. Ve çok trivial, yani çok böyle cevabı çok basit verilebilecekmiş gibi aslında bu soru. Ben bu hayatta ne istiyorum? Neden mutlu oluyorum? Bu sorunun cevabını kaç kişi verebilir acaba? Yorumlara yazın. Çok merak ediyorum gerçekten. Şunu da düşünün ama yani. Yorumlara bunu yazarsınız, yazmazsınız bilmem. Çok özel bir soru çünkü. İsterdim ki hepinizle teker teker bu konuda röportajlar yapalım. Ama bu cevabı verdikten sonra bir de hayatınıza baktığınızda ikisinin hangi oranda örtüştüğünü görüyorsunuz. Belki yo ben tamamen istediklerimi yapıyorum diyorsunuz. Belki de ya aslında şunu bunu değiştirdim diyebilirsiniz. Şimdi üçüncü soruya geleceğiz. Peki bu aradaki fark varsa eğer, böyle bir fark gördüyseniz, tespit ettiyseniz, bunu değiştirmek için bir adım atmaya, bir şeyler yapmaya gücünüz var mı? Motivasyonunuz var mı? İmkanınız var mı? Bence bunlar çok basit gibi gelse de aslında çok böyle temel sorular. Ve bunları her defasında belki de en sonunda böyle gerçekten burnout falan olmamak için belli aralıklarla durup bir düşünmek lazım diye düşünüyorum ben en azından. Ve bu şekilde belki de attığımız adımları daha sağlıklı atmaya başlarız. Ay niye ben böyle cuma vaazı gibi bitirdim bu haftaya? Neyse burada bitirelim o zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Haftaya cuma tekrar birlikte olacağız haftalık gündemde. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.